verelim. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Benim abone ol. Sayın Başkanımıza selam veriyoruz. Sizin dükkanınıza zaten müşteri anında girer çıkar. Burada bir şey olmaz ama hani siz de dikkatlisiniz, eldiveniniz, maskeniz. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah'ım geldi. Artık ben polisliğe de hazırlanıyorum. Asubaylıkla. Teşekkür ederim. Katkınızda çok yararlı. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Aktif ve yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Başta Sayın Kaymakamımızın mihmandarlığında tüm sektörleri, tüm işletmeleri, esnaflarımızı, sokakta görmüş olduğumuz vatandaşlarımızı pandemi döneminde, salgın döneminde dikkatli olmaya ve bu konuda da farkındalıkları arttırmak üzere kontrollere devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kısmen bu noktada duyarlı olduğunu, kısmen de işte hala tüm uyarılara rağmen dikkat çekemediğimiz vatandaşlarımızın olduğunu da görebiliyoruz. Bu konuda en başından beri söylenilen, bildiğiniz gibi artık bizlerin ortaya koyduğu çabayla bu süreç bundan sonra devam edecek. Biliyorsunuz artık turuncu dediğimiz kategoriye geçtik, gruba girdik. Dolayısıyla artık her an bir yasaklama söz konusu olabilir. Onun için hani bu çabaların zayi olmaması, ekonomik anlamda, sağlık anlamında bir zafiyet oluşmaması anlamında herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Ben bunu buradan hatırlatmak isterim. Emek veren insanların emeklerinin de boşa gitmemesi adına herkes sorumluluğunu lütfen yerine getirme gayreti içerisinde olsun. Hayatı da kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edelim diyorum. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki genelgeleri doğrultusunda ülkemizde eş zamanlı olarak denetimler yapılıyor. Bütün hafta boyunca da denetimler yapılacak. Dinamik denetim dönemi dediğimiz bir dönemdeyiz. Bildiğiniz üzere illerin risk durumuna göre haritalandırılması, renklendirilmesiyle ilimiz sarı renkli bir kategoride. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu tekrar değerlendirilebilir. O yüzden her vatandaşımızın önce bireysel tedbirini alarak konulmuş olan kurallara, maske, hijyen, mesafe kurallarına riayet etmesi ve zorunlu olmadıkça mutlaka dışarıda olmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Temel ihtiyaçlarımızı, zorunlu ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bir müddet daha geniş kalabalıklar oluşturan aktivitelerden, toplanmalardan mutlaka uzak durmamız lazım. Yine evlerde bulaş riskinin çok arttığını, akraba ziyaretleri, yakın temas, komşuluk ilişkilerinden kaynaklı, cenazelerden kaynaklı vakalardan artışın olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu noktalarda da duyarlı olmak zorundayız. Bizim bu denetimlerdeki amacımız asla herhangi bir vatandaşımızı ya da müesseseyi bir idari yaptırım veya cezalandırmak değil, rehberlik etmek, uyarmak. Bir yıllık zorlu bir süreci hep beraber yaşadık, ülke olarak yaşadık, dünya yaşadı. Artık bundan kurtulmamız, eski bildiğimiz normal hayatımıza dönebilmemiz hepimizin gayretine bağlı. Bunu hep söylüyorum. Bu hep birlikte başarabileceğimiz bir süreç, yönetebileceğimiz bir süreç. O yüzden herkes kendinden başlamak üzere ailesine, çevresine, mahallesine sorumluluğu var. Bu sorumluluğu hepimiz taşımalıyız. Bu noktada kurallara riayet eden, özen gösteren, her türlü tedbiri alan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İhmal gösteren, kayıtsızlık gösteren vatandaşlarımızın da bir kez daha kurallara riayet etmesi gerektiğini, bunun nihayetinde kul hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz istediğimiz zaman her şeyi başarabilen bir milletiz. Bu salgınla mücadelemizi de hep beraber başaracağız. Kapasite planı olması lazım.